Omurga ameliyatları sonrası iyileşme süreci nasıl olur? Bu sıkça sorulan bir soru. Mikrokirurjikal işlemler veya endoskopik işlemlerde hastalar genellikle aynı akşam taburcu olabilirken daha büyük cerrahilerde iyileşme süresi daha uzun olur. Özellikle işin içine enstrümantasyonlar girdiği zaman skolyoz hastalarında, deformite hastalarında veya ileri derece omurgalı olan enstrümantasyon uygulanan hastalarda iyileşme süreci daha uzun sürebilir. Bir doku hasarı oluşuyor. Bu doku hasarının geri dönmesi biraz zaman alıyor. Genellikle hastalarımız postoperatif dönemde 4. saat sonra yemeğini yedikten sonra yürütülür. Herhangi bir sorun olmadığı zaman ikinci günden itibaren aktif yürüyüşlere başlar korseyle. Hastalarımızın çoğunun belinde bir tren sistemi bulunur. Bu içerideki kanama kontrolünü sağlar. O tren sistemi çıktıktan sonra da hastalar genellikle o gün taburcu olur. Sonra bir hafta sonra hastalar genellikle tekrar kontrole çağrılır. Hem yara eli kontrolü hem hastanın genel durumuna bakılır. Ondan sonra birinci aydan sonra biz genellikle aktif egzersizlere başlatıyoruz hastaları. Bunlar ne olur? Yürüme olabilir. Yüzme olabilir. Hasta aktif zaten bir spor programı varsa onu devam edebilir. Çünkü omurganın en önemli şeyi tekrardan o kas yapısını tekrardan sağlamak, tekrardan güçlendirmek. Çünkü bizim yaptığımız ameliyatlar sadece ilerki omurga sağlığının bir temelini oluşturacak. Bundan sonraki dönemde hastaya da biraz pay düşüyor. Beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Yapılan egzersiz programlarına uyması gerekir. Bu şekilde genellikle hastaların uzun dönem komplikasyonu daha da azalır.